ilişkilerimiz, bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Libya özel temsilcisi Salame'nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz ve bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek şahsım, gerekse Sayın Conte, bizler de Berlin'e katılma noktasında şu anda kararlılığımız var. Malumunuz geçen çarşamba günü İstanbul'da Sayın Putin'le bir ortak açıklama yaptık ve bu açıklamayla birlikte ateşkes dün gece yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi bir temele oturtulması amacıyla da gayret göstermekteyiz. Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova'da şu anda görüşmelerine devam ediyor. Bu çerçevede yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya'nın bu kulvarda gösterdiği çabaları da takdirle karşılıyoruz. Kıymetli misafirler, görüşmemizin gündeminde ayrıca Suriye konusu da yer aldı. Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, siyasi sürecin ilerletilmesi ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında Sayın Conte'yi bilgilendirdim. İdlib'de sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim. Bu minvalde İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın da desteğini beklediğimizi vurguladım. Görüşmemizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık. Başbakan Conte'ye Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi ayrıntılı şekilde izah ettim. Biliyorsunuz cumartesi günü yeni konsey başkanı Sayın Michel İstanbul'daydı. Kendisiyle Dolmabahçe'de yine etraflıca bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki dönemde beklentilerimiz nelerdir? Tüm bu temasların ve olumlu başlangıcın ilişkilerimize aynı şekilde yansıması beklentimizi de ifade ettik. Kıymetli misafirler, İtalya genel ihracatımız içinde 3. sırada, genel ithalatımız içinde ise 5. sırada yer alıyor. 20 milyar dolara kadar yükselen ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bu olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte yeterli bulmuyoruz ve daha önce belirlemiş olduğumuz hedef 30 milyar dolardır. Bu 30 milyar dolar hedefine de kararlı bir şekilde yürümeliyiz ve ben Sayın Conte'de de bu iradeyi gördüm. Dolayısıyla birlikte kararlı olarak 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor. Bu ziyaretin stratejik ortağımız ve müttefikimiz İtalya ile olan köklü ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının bu sene icra edilmesi konusunda da mutabık kaldık. Ayrıca tabii gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel, hele hele turizm noktasında beraber neler yapabiliriz? Bunların üzerinde durduk ve bu adımları atmak suretiyle de çok kısa bir zaman içerisinde 30 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Tabii hükümetler arası zirve toplantısıyla bu süreç hızlanacaktır. Buna olan inancım tamdır. Malum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı 12 Haziran 2020 tarihinde Roma'da tevafuken milli takımlarımız arasında oynanacaktır. Bu vesileyle sportmence bir mücadele olması temennisiyle her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden de
O maçı beraberce izleyeceğimizin kararını da aramızda aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize. Please. Teşekkürler sevgili başkan. Çok teşekkürler ediyorum misafirperverlik içinde, bir araya gelme fırsatı içinde. Çok hassas günler, uluslararası gerginlikler açısından bu böyle. İtalya ve Türkiye'nin karşısında ortak sınamalar, sorunlar var. Terörizm var, göç akınları var, istikrarsızlıklar var Orta Doğu'da ve Akdeniz'de. Dolayısıyla çok önemli bir durum bu bizim ülkelerimizin. Sürekli bir arada olması, diyalog kurması, siyasi açıdan da yan yana diyalog içinde olması. Sayın Başkan, Erdoğan'la birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkesle sınırlandırılması konusunda tabii ki hemfikiriz. Türk-Rus deklarasyonu beyanı sayesinde gidişatın böyle olumlu olduğunu görürüz ve önemli bir fırsat penceresi açacağını ümit ediyorum. Bu şekilde bir barış çıl sürece girileceğini umuyorum. Birleşmiş Milletler himayesinde şu anda Moskova'da Libya heyetleri de bulunmakta ve artık bir imza atmak üzere orada bulunuyorlar. Ortak amaçlarımız var. Koordine şekilde bilgi alışverişi yapmaya devam ederek aynı gündeme sahibiz. Ve sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz. Çok geçici bir tedbir olabilir ateşkes. Eğer ortak uluslararası topluluk tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa ve Libya'nın egemen bir güç olarak bunları sağlaması sonucu elde edilmezse, biz de burada Berlin sürecinin önemli bir fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kaldık. Dün öncesinde Sayın Merkel ve Sayın Putin'le konuşma fırsatı buldum. En kısa zamanda bu hızlandırılarak hemen önümüzdeki günlerde bu konferans toplanıyor. Ve bu sayede bu gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacak. İtalya'nın pozisyonu her zaman son derece net. Bu bize kredibilite de sağlıyor, inandırıcılık da sağlıyor. Bütün gayretlerimizin de böyle görülmesini sağlıyor. Biz bütün Libyalılara bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Her kararlarında, her hareketlerinde, her davranışlarında geleceklerini kararlaştırıyor durumdalar. Hangi geleceğe yöneldiklerini, hangi gelecek üzerinde çalışacakları. Müreffeh olmak istiyorlarsa, bir refah geleceği istiyorlarsa, eğer tam anlamıyla demokratik bir yaşama açılmak istiyorlarsa, İtalya nezdinde bir müttefik bulacaklar, değerli bir müttefik bulacaklar. Çünkü siyasi sürecin destekçisidir İtalya ve kuşkusuz herhangi bir şekilde şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir. Birleşmiş Milletler himayesi ve Berlin konferansının içerisinde bizler, özellikle de Türkiye, bu çözümün bir parçası durumunda var oluyoruz. Bir yandan da Suriye ve Irak adaları da bakıyoruz. Bu ne demek? Durumu bloke eden, dünyayı bloke eden Orta Doğu sorunu var ve gerçekten de istikrara çok
ciddi şekilde dahil oluyor bunun. Burada yapılması gereken şey de yine diplomatik gayretlerin hep daha yoğunlaştırılmasıdır ve normale dönülmesinin sağlanmasıdır. O bölgenin güvenliği bizim açımızdan da İtalya açısından da mutlaka gönlümüzde olan bir şeydir. Özellikle biz sadece soyut deklarasyonlarla söylemiyoruz bunu. Gayret gösteriyoruz. Somut gayretler gösteriyoruz. Hatırlatmam gereken bir nokta var. İtalya araç ve personel açısından da terörizme karşı, DAEŞ terörizmine karşı mücadele eden ülkeler açısından Afgan, Lübnan, Irak ortamında ikinci kalabalık gücü de sağlayan ülkedir. Dolayısıyla ekonomik açıdan, ticari, kültürel açıdan da iki ülke son derece sağlam ve eski bağlara sahip, vaatkar bağlara sahip ülkelerde diye devam etmek istiyorum. İtalya'nın bu bölgedeki en önemli hedef, ihracat hedef ülkelerindendir. Aynı zamanda da çok sayıda şirketimiz Türkiye'de faaldir ve son derece memnundurlar bu faaliyetlerinden. İtalya'da da şu anda çok sayıda Türk şirketi çalışmakta, faaliyet göstermekte ve eminim ki onlar da bizim ülkemizde bulunmaktan çok memnunlar. Türkiye'deki İtalyan şirketler 1400 kadar, büyük şirketler de var, KOBİ'ler de var. Teknolojik inovasyon açısından önemliyiz, önemli yetkinliklerimiz var. İnşaat, otomotiv gibi sektörlerde birçok diğerinde de ilerideyiz ve hep işbirliği yapmak istiyoruz. Favorito dal processo riformatore che nato in Turchia. Aynı zamanda Türkiye'deki alla luce dello stato di diritto favorirà reformlar sayesinde de hukuk devleti sayesinde de hep daha fazla yatırım yapmayı arzu ediyoruz. İnsan hakları konusunda da ben hukukçu olarak söylüyorum, reformlar hep yardımcı oluyor diyebilirim. Bireylerin haklarını gözeten reformlar her zaman yatırım ortamına destek oluyor. Olur. Diyorum. Şimdi misafirlerimiz olarak önce İtalya'dan bir soru alacağız. İtalyan medyasından. Daha sonra Türk medyasından bir soru alacağız. Evet. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Başkan Erdoğan, Sayın Başbakan Conte. Alberto Quince, İtalyan Radyo Televizyonu. Şu sıralarda Sarraj Haftar görüşmeleri Moskova'da devam ediyor. İlk bir uzlaşma yakalanmaya çalışılıyor. Teyit edilmesi gereken bir ateşkes var. Türkiye'nin, Rusya'nın, Birleşmiş Milletler'in buna büyük desteği var. Libya'da mavi kasklar, bereliler, yani bir acaba barış gücü olur mu, olacak mı sizce? Ve bir Berlin konferansından söz edildi. Acaba o masayla ilişkili olarak herkese gerekli davetler gönderildi mi acaba? Moskova'daki görüşmeler devam ediyor. Böyle zannediyorum ki akşam saatlerinde bu görüşmeler herhalde nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgiyi aldım. Tabii Libya'da özellikle de Sayın Guterres'le yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse burada Birleşmiş Milletler'in
bir görevlendirme yapması, sürecin, ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır. Tabii Berlin sürecine gelince, Berlin'de de liderler olarak bir araya gelmek suretiyle yine bu ateşkes sürecini çok daha güçlü bir hale getirmek için zaten bir araya geliyoruz, bir araya geleceğiz. Ve temennim odur ki bu süreçte de özellikle Libya'daki bu son gelişmeler son bulur. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur. Gracias. Evet, Türkiye. Çimen Çetin, Habertürk Televizyonu. Sayın İtalya Başbakanı'na da soracağım. Kendi konuşmasında Rusya'daki toplantıyı işaret ederek kalıcı ateşkes için bir çözüm olması gerekir, siyasi olması gerekir ifadesini kullandı. Siyasi bir sürecin de olmasını gerektiğini söyledi. Nasıl bir çözüm önerisi var Libya için? Sayın Cumhurbaşkanı, size de bu Berlin toplantısıyla ilgili özellikle 19 Ocak'ta yapılacak zirveyle ilgili aslında bu bir siyasi sürecin de başlangıcı olabilir mi Libya konusunda? Bu mutabakatların sonucunda bunu sormak isterim. Teşekkür ederim. Hemen ben cevabımı vereyim. Sì, siamo stati görüşmemiz sırasında Moskova'daki gelişmelerin ve gidişatı, bunun gidişatı üzerine de bilgi aldık. Ve evet, böyle bir imza atılacak. Kanaatindeyim. Ama tabii ki bu bir adım sadece, son derece karmaşık da bir süreç. Hemen zafer naraları atamayız. Mutlaka bu ateşkesin imzalanması lazım. Ardından Berlin'de bir araya gelmek lazım. Tabii ki bu süreç devam edecek. Peki beklentimiz olan sonuçlar nelerdir sorusu na gelince, bir de bir soru daha sorulmuştu, masaya bütün davetler ulaştı mı diye, ona da yanıt vermiş olayım. Tabii ki bir konferans dediğiniz zaman son derece karmaşık bir durum. Palermo konferansı vardı daha öncesinde de. Bir yandan tabii ki herkesin davet edilmesi gerekir. Ama bir yandan da katılımcı listesi bu sefer sonsuz hale de gelebilir. Çok genişleyebilir. Ben tabii ki Palermo konferansını organize ettiğim zaman ev sahibi bendim. Ve belirli yükümlülüklerim de var davet konusunda. Bildiğiniz gibi Libya'daki bütün aktörleri de davet ettim temsil niteliklerine göre. İstedim ki herkes kendini ifade edebilsin ve katkıda bulunabilsin ve gelecekleri hakkında rol oynayabilsinler istedim. Görüşmelerimizde Libya'nın aktörlerinin de dolayısıyla bulunması esastı. Libya'dan bahsederken Libyalıların olmaması olan değil, kapsayıcı olmak istedik. İtalya her zaman bunu benimsedi. Palermo'da da böyleydi. Siyasi beklentiler dediğimiz zaman, içerik dediğimiz zaman, yani şöyle sıfırdan yola çıkıyor değiliz. Palermo konferansını zaten gerçekleştirdik ve Abu Dhabi'de bir başka aşama olmuştu. Bir süreklilik olsun istedik. Her zaman için siyasi çözüm olursun ve artık çünkü bu ihtilaf silahlı bir çatışma haline gelmiş durumda. Artık bunun geri dönmesi gerekiyor. Ama yani yerinde olmaz. Şimdi birdenbire tam şöyle bir çözüm
siyasi çözümün sonucu şudur demek. Ama işte biz Berlin konferansında mutlaka bu yolda bir adım atmak üzere hep birlikte toplanacağız. Ama bölünmemiş bir Libya, bağımsız ve egemen bir Libya. Amaç budur. Demokratik bir sürece ulaşmak, bir seçimleri yapmak, bir savaşın sonu, silahlı bir çatışmaların sonucunda da sadece seçim amaç olmaz. Ama seçimi de gerçekleştirebilmek esastır. Demokratik hayatın tüm unsurlarının hayata geçirilmesi esastır. Ama İtalya bu yönde çalışacak diyebilirim. Tabii ki zaman gerekecek, gayret gerekecek, yorulacağız. Ama Libya halkının ve bütün aktörlerin mevcut olması gerekir. Birleşmiş Milletler'le beraber, İtalya, Avrupa Birliği'yle beraber, dost ülkelerle birlikte bu adımları atmaya devam edecek, bu sonucu elde etmek amacına gidecek. Tabii Berlin süreciyle alakalı olarak her şeyden önce şu an itibariyle gelenlere baktığımızda güçlü bir katılım var. Bu güçlü katılımla birlikte de günübirlik de olsa yapılacak olan bu çalışmadan inanıyorum ki güçlü bir netice de çıkacaktır. Nitekim bugün Moskova'da yapılan çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır. Zira şu anda Moskova'daki çalışmaların içerisinde her şeyden önce Sarraç ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta da Hafter ve ekibi var ve bütün bunların yanında da gerek Rusya tarafı gerekse Türkiye tarafı olarak bizler de başından itibaren bu işe verdiğimiz destekle, biliyorsunuz geçen çarşamba Sayın Putin'le birlikte İstanbul'da yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca ele almıştık ve bu bir yerde de zaten bu sürecin ilk adımlarıydı ve şimdi de Moskova'da bugün yapılacak, inşallah yapılan toplantıyla güzel bir netice ortaya çıkacağının işaretlerini arkadaşlarımızdan aldık ve buradan çıkacak neticeyle metin tabii ortada olacak. Metin ortada olacağı için bu metinle beraber Berlin'e gideceğiz ve Berlin'de de yapılacak çalışmayla inşallah bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes tüm Libyalı kardeşlerimizin, Libyalı dostlarımızın da geleceği için bir barış temelini oluşturmuş olur. Teşekkürler. Sağ olun. Grazie.